Merhabalar, bugün 6 Ekim 2021, ben Bora Özkent. Yeni bir podcast'te beraberiz. Videodan izleyenler farkındalar, bu sefer evden değil, dış mekandan size sesleniyorum. Ses kalitem azıcık düşük olabilir ama pek hoşuma gitti burası. Şöyle bir izleyenlere göstereyim, böyle bomboş bir kafe katı buldum. Çok da şeker bir mekan, böyle ışık da hoşuma gitti, bir buradan yapayım dedim. İnşallah hoşunuza gider. Bugün yine bir yasadan bahsedeceğim size, daha doğrusu bir etkiden. Daha ben Metcalfe yasasını konuşmuştuk, o videoyu izlemeyenler mutlaka izlesinler. Metcalfe yasasıyla networklerin değeri nasıl artıyor ve bu hayatımıza ne anlama gelir? Çok iyi gördü o video. Bugün yine buna benzer bir şey. Bugün domino taşları etkisinden bahsedeceğim. Bildiğiniz o küçük domino taşları var ya, onların aslında muazzam etkisi var. Bazen böyle videolarda görmüşsünüzdür. Milyonlarca, binlerce diyelim veya domino taşını yan yana diziyorlar. Bir uçtan dokunuyorlar. Bunlar birbirlerine böyle düşürerek gidiyor ya. Onun başka bir hikayesi daha var. Şimdi küçük bir video izleyelim önce bununla ilgili. Podcast dinleyicilerim gözlerine canlandırsınlar istiyorum. Burada 13 tane taş var. Domino taşları gibi dikey duruyorlar. En küçüğü çok minicik, 5 mm yüksekliğinde, 1 mm kalınlığında. En büyüğü ise 1 metre uzunluğunda ve aşağı yukarı 60 kilo ağırlığında. İşte o küçücük taşı itince o 1,5 kat daha büyük bir taşı, o 1,5 kat daha büyük bir taşı, her biri birinin 1,5 kat daha büyük. En sonunda da o koskoca 1 metrelik taşı devirmeyi başarıyor sistem. Bu video ile ilgili bazı rakamları bir daha bir gözden geçirelim. O ilk konan taşın yüksekliği sadece 5 mm. En sondaki taş aşağı yukarı 1 metre yüksekliğinde. O küçücük ilk konan taşın bir ağırlığı yok bile, öyle söyleyeyim. En sondaki taşın ağırlığı 100 pound. Yani aşağı yukarı 60-70 kiloya yakın ağırlığı var. O küçücük milimetrik taş gidiyor. En de sonunda o dev kayayı neredeyse, o dev taşı devirebiliyor. Matematik olarak baktığımızda kendisinden 2 milyar kat daha büyük bir taşı devirmeyi başarıyor. Bu kadar güç birikimi oluyor burada. Hakikaten enteresan, çünkü her bir taş bir öncekinin 1,5 katı daha büyük, daha büyük bir kütle. İşte orada birikmiş olan o potansiyel enerjiyi devirince siz o gidiyor öbür taşa bir vuruyor, onun gücünde yanına alıyor, onun gücünde yanına alıyor ve böylece sonunda o dev kayayı devirmek mümkün. Bu videoda sadece 13 taş var. Eğer bu taşların sayısı 29'a çıkarırsak ve her bir yeni gelen domino taşı bir öncekinden 1,5 kat daha büyük olursa, biraz zor biliyorum ama teorik bir rakamdan bahsediyorum. Bu durumda Amerika'daki Empire State Building'i, o dev binayı devirecek güce ulaşmış olacaktık. Peki bunların gerçek hayatta ne alakası var? Çok alakası var. Bir sürü insan hayatındaki değişimi yaratmayı büyük bir proje olarak görüp korkuyor. İşte doğrudan doğruya Empire State Building'le mücadele etmeyi düşünüyor. Doğrudan da bir iş kuracağım, onu nasıl büyük yapacağım? İşte ben yazar olmak istiyorum ama nasıl büyük bir yazar olacağım? İşte ben spor yapmak istiyorum, vücudumu forma sokmak istiyorum ama nasıl olacak? Ben çok hımbılım. Ben de biraz önce spordan geldim. O yüzden oradan canlı anılarım var şu anda. Çünkü hakikaten o kadar zorlanıyorum ki, çünkü yıllardır yapmamışım. Ama burada karar ya hiç yapmamak olabilir veyahut da ben bir yerden başlayayım olabilir. Ve domino taşı etkisi bize gösteriyor ki eğer bir yerden başlarsak sonrası gelebiliyor. Çünkü o ilk hareketi yaparsanız, o ilk hareket sonraki hareketlerin önünü açabiliyor ve gittikçe gücünüz artıyor. Diyelim ki bir iş kurmak istiyorsunuz, diyelim ki bir yazar olmak istiyorsunuz, blog yazıp para kazanmak istiyorsunuz, bu bir iş olsun istiyorsunuz. Çok büyük düşünmeye gerek yok, ilk yazınızı yazın ya. İlk yazınızı yazın, bu ilk yazı birkaç okur getirecektir. Eğer o gelen birkaç okurdan istifade ederseniz, onları mutlu memnun ederseniz birkaç okur daha gelecektir. Ve bir süre sonra bloğunuz büyük olduğu için belki bunu bir e-bültene çevireceksinizdir. Bir e-bültene çevirdiğiniz zaman belki e-bültene reklam alabilecek hale geleceksinizdir. Yeter ki o ilk hareketi yapın. Tabii sadece ilk hareketi yapmak yetmez, o domino taşlarını inşa etmek lazım. Onlar kendi kendine gökten gelmiyor. Bu nedenle yüksek bir enerjiyle o ilk küçük taşı yapacağız, onu bir devireceğiz. Onun bir sonraki devireceği taş için de hazırlık yapıyor olacağız. Mesela ben bir blog yazarı olarak para kazanmayı istiyorsam, blog yazarları nasıl para kazanır araştırıyor olacağım. Blogumun daha fazla insan tarafından okunması için neler yapmam gerekiyor konusunda bir sürü bilgi var, onları öğreniyor olacağım. Onları öğrendikçe bir sonraki domino taşını aslında inşa ediyor olacağım ve bu küçük domino taşım benim gidip belki onu deviriyor olacak. Bir planınızın, stratejinizin olması önemli. Yani evet küçük başlarım onu itelim ama sonraki büyük taşlar ne olacağını biraz kafa yoruyor olacağız. Şu andan onlardan korkmamıza, onlarda endişelenmemize, ben bunu nasıl yaparım dememize gerek yok. Ama onları bir düşünüyor olacağız. Ve diyeceğiz ki işimi büyütürken yavaş yavaş hangi domino taşlarının sıraya girmesi lazım? Buradaki sıralama ne olacak? Bu sıralama konusunda kafam belli ise o ilk vurduğum taş, ikinci vurduğum taş her seferinde işler büyüyerek gidiyor olacak.
Haddinaş.net'te de aynısı olmadı mı? Çok küçük başladık ya. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Aşağı hikayesini bir link olarak bırakıyorum. Bir yıl önceki hali. 10 günden bugüne çok yol aldık. İlk zaman neydik? LinkedIn'de Haddinaş hikayeleri yazıyorduk. İnsanlar performanslarını yükseltmeye ilham vermeye çalışıyorduk. Ünlü insanların hikayelerini literatürden tarayıp yazıyorduk. Hikayeler çok sevildiği için o hikayelerden dersler çıkartmaya başladık. Haddini aşmanın sırları dedik. Onları yazmaya başladık. Sonra bunları dedi bir bloğa dönüştürelim bari. Bir bloğumuz olsun derdi toplu. Bir blog oluşturduk. LinkedIn'den oraya taşıdık yazıları. Sonra dedi ki bu blogun bir e-bülteni olsun ki insanların kutusuna doğrudan gidebilelim. LinkedIn'i, Facebook'un insafına kalmayalım. Onu oluşturduk. Sonra e-bülten sayısı, e-bülten takip sayısı hızla artmaya başlayınca acaba dedik bunu bir kulübe çevirebilir miyiz? Ve ücretli bir kulüp yarattık. Sonra o ücretli kulüpte insanlar daha fazla beraber olsunlar diye güzel bir WhatsApp grubu yarattık. Hafta sonları iki haftada bir eğitimler vermeye başladık. E-rehberler yayınlamaya başladık. Ve bugün baktığımızda binlerce insanın takip ettiği bir e-bülten, çok sayıda kulüp üyesi ücreti, kulüp üyesi, satılan e-rehberler ve hep büyümeye devam etti. Yani bir şey yapıyoruz, bir sonraki domino taşını deviriyor. Bir şey yapıyoruz, bir sonraki domino taşını deviriyor. Şu anda çok sayıda üyemiz var, çok sayıda kulüp abonemiz var, e-rehberlerimiz var, videolarımız var, podcastlerimiz var. Şimdi biliyorsunuz konuklu videolara da başladık, konuklu podcastlara başladık. İlk hafta Alper Patır'dı, bu cuma günü Murat Muratanoğlu. Bu da büyüyecek şimdi, böyle bir sürü insan istiyoruz. İlk önce düşündük, kim gelir acaba dedik, nereden başlasak dedik. Yardım aldık sevgili Mirador Ajans'tan. Dedik ki bizi birileri tanıştırsanız da insanlara ilham verecek ve bize destek vermeyi isteyecek. İlk Alper geldi, ilk önce oldu. İlk domino taşı o. Şimdi devire burayı da büyüteceğiz. Bir sürü yeni insanı getiriyor olacağız. Ben fizik kurallarının gerçek hayatta çok karşılığı olduğunu düşünüyorum. Domino yasası çok büyüleyici. Tekrar hatırlayalım. Her bir domino taşı kendisinden 1.5 kat daha büyük bir kütleyi devirmeye sahip, gücüne sahip. O halde domino taşlarını arka arkaya güzelce dizmişsek, planlamışsak, stratejimizi kurmuşsak bu uçtan doğru bir dokunuşla başladığımızda onlar arka arkaya gelecektir. O yüzden ilk baştan en sonda ne olacağız, nereye varacağız diye kafa yormak yerine o küçük domino taşı ve bir plan, bir sıralama, neyi ne zaman yapacağız onun sıralamasına ihtiyacımız var. Bu anlattıklarım girişimci dünyası için de geçerli. Bugün çok büyük gördüğünüz bütün projeler aslında çok küçük adımlarla başladılar. Benim çok sevdiğim bir yatırımcı, aynı zamanda da Amerika'nın en büyük inovasyon hızlandırma merkezlerinden bir tanesinin kurucusu Paul Graham. Paul Graham diyor ki şunu fark ettiğim yıllar içerisinde bütün büyük şeyler çok küçük ilk adımlarla başlıyor. Airbnb'nin başlangıcı iki ortağın evlerin kirasını ödeyemedikleri için evlerinde hava yataklarında misafir ağırlamasıyla başlıyor. Bugüne geldiğimizde gecede 1 milyon konaklama yapılıyor. Ne yapmışlar? Oradan domino taşını bir dokunmuşlar ama tabii sonra çok çalışmışlar. Bu da doğru. O taşları her seferin yerine koymak lazım, planlama lazım. Ama o ilk dokunuş işte hepsinden önemlisi belki bu. Hadi şimdi değişmek istediğiniz bir alanı tespit edin kendinize. Sonra bir plan yapın, bir sıralama yapın. İşte önce şunun olmasını isterim, sonra bunun. Gittikçe büyütün o domino taşları, onu kafanızda bir plana bağlayın. Mesela böyle 10 adımı görün. Ama sonra gidin ilk o küçücük adımı işte onu bugün atın. Ben çok formsuzum, yıllardır spor yapmıyorum, çok hantalım. Ama adımlarımı atıyorum şu anda ve biliyorum ki ben bu adımları attıkça bir yere doğru geleceğiz ve bir süre sonra domino taşı etkisini göreceğiz. Bir süre sonra, belki hemen değil, bir süre sonra ama her antrenmanım bir sonraki antrenmanı beni 1.5 kat daha kuvvetli hale getiriyor olacak. Ve böylece çok daha fit, çok daha formda, 52 yaşının hakkını daha çok veren, 2 çocuğun hakkını veren bir insan olacağım. Size de aynısını tavsiye ederim. İster girişimcilik, ister kişisel gelişmiş fark etmez. Şu domino taşı etkisine biraz kafa yorun. Bununla ilgili aşağıya birkaç tane link daha bırakıyorum. Konuyu daha detaylı araştırmak isteyen insanlar olur diye. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.